Evet, yeniden herkese merhaba. Kanalıma, mutfağıma tekrar hoş geldiniz. Bugün birlikte püreli köfte tarifi vereceğim sizlere. Ana yemek olarak kullanacağım ben bugün. Daha sonra sizler de mutfağınıza mutlaka yapacaksınız eminim. Birazdan malzemeleri sayacağım sizlere. Evet, hızlıca malzemeleri sayacağım size. 6 adet patates haşladım, ezdim. Yine püre için kullanacağım. Bir miktar tereyağım var. Yine biraz inceltmek için sütümüz olacak. Tabii göz kararı kullanacağız. Ölçü veremiyorum. Patates miktarınıza göre siz zaten ayarlarsınız. 400 gram kadar kıymam var. Kimyon, pul biber ve karabiberim var. Yine siz arzunuza göre ekleyebilirsiniz. 2 çorba kaşığı dolusu galeta unum var. 2 domates ve 1 büyük baş bir diş daha doğrusu sarımsağımız var, büyükçe biraz. Bunu da köftenin sosu için kullanacağız. Önce püremizi yapmaya başlayalım. Tenceremize ezdiğimiz patatesleri alıyoruz. Altını kısık ateşte açacağız. Yine tereyağımı da ekliyorum. Biraz ısınmaya başladığında sütümü azar azar ilave edeceğim. Evet, püremiz hazır. Biraz daha sütle ve tereyağıyla bir tur daha pişirdik. Şöyle kıvam alana kadar. Şimdi borcamımızı alacağız püremizi. Alt tabanını oluşturmuş olacağım sizlere. Şöyle. Püremizi kenara aldığımızda köftemizi de yapmaya başlayacağım. Şöyle kenara alacağım. Güzelce yaydıktan sonra. Evet, püreli köftemizin köftelerini artık hazırlamaya başlayabiliriz. Baharat karışımımı şöyle ekliyorum. Unumu da ekliyorum biraz daha tutsun diye. Ve güzelce yoğurmaya başlıyorum artık. Evet, köftelerimizi yoğurdum. Misket şeklinde yuvarladım. 400 gram kadar köfte kullandım. İçine sarımsak kullanmadım çünkü domates sosuna kullanacağım ama siz içine de kullanabilirsiniz. Şimdi önce bir tur yağda soteleyeceğim. Daha sonra domates sosunu hazırlayacağız. Şöyle tavamız biraz ısınsın. Yavaş yavaş köftelerimizi ekleyeceğim. O arada domates ve sarımsağını doğrayacağım ben de. Çok az pembeleşene kadar soteleyip sosuyla buluşturacağız birazdan. Evet, yağımız kızdı biraz. Şöyle yavaş yavaş içine aktarıyorum. Yuvarlak olduğu için kaşık kullanmadan bu şekilde soteleyebilirsiniz. Daha kolay oluyor ve daha şık olacak patateslerin üzerinde, pürenin üzerinde. Şöyle biraz kızarsın. Ben o arada domateslerini hazırlayacağım. Şöyle ince ince doğrayıp hafif kızaran köftelerimizi içine birazdan ekleyeceğim. Biraz da sosla pişireceğiz. En son patates püresinin üzerine alıp kaşarla birlikte fırına vereceğiz. Evet,
Gördüğünüz gibi köftelerimiz kızardı. Üzerine şöyle sarımsak ve domateslerimizi döküyoruz. Hızlı ateşte suyunu verip tekrar çekene kadar pişirmeye tekrar devam ediyoruz. Evet, soslu köftelerimiz de pişti. Şimdi patateslerimizin üzerine, püremizin üzerine yavaş yavaş alacağım. Şöyle yerleştiriyorum. Bol soslu olmasını istedim. Daha lezzetli olacak. Son aşamada fırına koymadan üzerine kaşar da ekleyeceğim ben. Siz de dilerseniz kullanabilirsiniz. Ben kaşarlı daha çok seviyorum. Şöyle yerleştirelim. Evet, kaşar dilimlerimizi şöyle üzerine yerleştiriyorum. Rendeleyerek de kullanabilirsiniz. Ya da böyle dilimlenmiş de kullanabilirsiniz. Şöyle açıkta kalan bölümlerini kopararak yerleştiriyorum. Ve tamamdır. 180 derecelik fırında üzeri kızarana kadar pişireceğiz. Daha sonra afiyetle yiyeceğiz. Herkese afiyet olsun. Evet, bugünkü menümüzü tamamladık. Püreli köftemiz pişti. Kaşarları kızardı. Fırından çıkardık. Biraz dinlensin. Birazdan masamızı kurup afiyetle yiyeceğiz. Umarım beğenirsiniz. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Abone olmayı, likelamayı unutmayın. Öpüyorum. Hoşça kalın.